Merhabalar kripto sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 100x potansiyelli altcoin sepeti yapacağız. Ee, arkadaşlar bir önceki altcoin sepetinde verdiğim e, Sidus favorim o, e, olan coin, e, favorim dediğim coin %80'lik bir yükseliş yaptı şu şekilde 2, 5, 3 günde. Hani inanılmaz bir yükseliş yaptı. Bitcoin'in bu durumuna rağmen market düşüyordu arkadaşlar. Sidus yükseliyordu. Hani bu coin'in e, projesinin zaten çok iyi olduğundan bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu coine özel video çekmiştim arkadaşlar. E, sağ kısmı, yukarı sağ kısma, yukarı sağ kısma koyarım zaten. E, onu da izleyebilirsiniz. Bu coin almak için aylar geç değil arkadaşlar ama ben bir destek beklemek istiyorum diyorsanız 17 cent seviyesi ilk desteği e, aşağı zaten e, GTO borsasını bırak e, komisyon indirimi linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. E, ilk coinimiz Raka arkadaşlar zaten Raka kendini kanıtlamış bir proje. İnanılmaz yükselişler yaptı şu şekilde e, bir bakalım. E, hani kendini adını duyurdu arkadaşlar %3486'lık yani 34x'lik bir yükseliş yaptı. Hani e, bu coin arkadaşlar food yayıldığı için, ortaya e, bir fu yayıldığı için şu şekilde bir düşüş yaşadı. Ondan sonra zaten sürekli her videoda, canlı yayında bahsediyorduk. E, bu coin e, şey, hacim girdiği zaman nasıl yükselişler yapacağını. Şu şekilde bitcoin tersli olmasına rağmen %164'lük bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Coin'i direkt kaldırdılar. Bu günlük grafik. Hani e, 4 gün boyunca arkadaşlar şu şekilde coin yükseldi. E, zaten hacim girmeye başladığında bitcoin döndüğü zaman e, çok e, ilk deneyiciler ATL seviyesi diyebilirim arkadaşlar. Bu coin'in ilk hedefi. 10 sent, 10 sentten sonra 1 dolar. Uzun, e, elinizde uzun tutacaksınız arkadaşlar. 1 dolar hedefine kadar bekleyebilirsiniz. Ama 10 sent ilk hedefi diyebilirim ATH'ini kırdıktan sonra. Kendini kanıtlamış bir proje arkadaşlar. Listeleme ile birlikte zaten sürekli yakım geliyor. Hani 1 milyar yakım geliyor arkadaşlar Irak'a e, Listeleme ile birlikte zaten inanılmaz yükselişler yapabilir. E, şu adından çok bahsediliyor arkadaşlar. Twitter'da sürekli TT oluyor. Hani yabancı Twitter'larda da sürekli TT oluyor. Kendini dediğim gibi kanıtlamış bir proje. E ee, çok düştüğü için hani yatır arkadaşlar çok düştüğü için insanlar yatırımcı panik oldu ve elindekileri zararına sattılar. Bitcoin çok yükselecekse ortaya ilk bir fudu yayarlar. Ondan sonra zaten koyunu e, coin'i kaldırırlar. Aynı şurada olduğu gibi Bitcoin tersi düşmeseydi e, yükselmeye devam edecekti. Yani önümüzde e, güçlü bir direnç çok arkadaşlar. İlk direnci ATH seviyesi diyebilirim. 11 011 seviyesi diyebilirim rakada. E, dediğim gibi almak için arkadaşlar GTO borsasını e, linkini aşağı bırakacağım. Bütün alt koinlerin e, almak için komisyon indirimi linkini bırakacağız arkadaşlar. E, üçüncü coinimiz Kripto Arkadaşlar bu hani şu şekilde bakmak gerekirse bunun projesine bu bir Pokemon e, projesi kendini daha adını duyuramamış bir proje arkadaşlar. Çok e, potansiyelli bir proje fakat hani listeleme gelmediği için e, şu şekilde bakmak gerekirse hani daha büyük borsalarda listelenmiyor ve e, hani daha çok yeni bir proje arkadaşlar. E, Binance Smart Chain'de e, yapıldı. Şu şekilde bakmak gerekirse. Gate.io, Pancake Swap ve şu iki borsada listeleniyor arkadaşlar. Hacmin çoğu zaten Pancake Swap'da, E, hani e, listelendikten sonra Gate'de listelendikten sonra arkadaşlar çok büyük bir hacim yemedi Bitcoin'in yüzünden. Hani Bitcoin yükselmeye başladığı zaman zaten bu coin e, hani ilk geleceği eğer 500. sıraya gelebilir diyebilirim arkadaşlar. E, şu grafiğe bakmak gerekir. İnanılmaz bir düşüş yaşadı bu daraka gibi. Hani buralar artık tep güzel alım yerleri arkadaşlar. Buralardan e, akümülü olmaya devam edip hacim toplayıp e, coin'i kaldıracaklardır. Zaten bunun da ilk hedef bu şekilde 22 cent seviyesini kırdıktan sonra bir e, dolar diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki bunları e, bu coinleri 2022'nin sonuna kadar tutacağız. E, uzun vadeli al arkadaşlar bunlar. Kısa vadede de kar ettirir mesela Sidus'u gördük arkadaşlar. Hani iki günde, iki buçuk günde, 3 günde bir kar bıraktı. Ama bu coinler e, uzun vadede x'ler yapacak, 10x, 100x yapacak e, coinler. E, hani Uzun vadeliğimizi tutmamız gereken coinler arkadaşlar dediğim gibi. Zaten şu an güçlü alım bölgesinde güzel desteğinde. Hani buralardan toplayabilirsiniz arkadaşlar. E, şu an markette geri, dön geri dönüş sinyalleri veriyor zaten. E, şu şekilde bakmak gerekirse. Hani e, Pokemon arkadaşlar zamanında ne kadar hype kaldığını biliyorsunuz hepiniz. Hani yine aynı şeyi yapacak kesinlikle. İşbirlikleri de zaten e, çok iyi bir işbirlikleri var arkadaşlar. Proje gerçekten kaliteli. Hani Sidusun projesinden bahsediyorduk, iki günde nasıl yükselişler yaptı arkadaşlar zaten. Şu şekilde bakmak gerekirse, hani bunun NFT'leri var arkadaşlar, e, yumurtası falan var. E, şu şekilde bakmak gerekirse, işbirlikleri de zaten hani şu Binance arkadaşlar. E, bakmak gerekir. E, üçüncü coin'imiz. yani Kripton'un durumu bu şekilde arkadaşlar. Zaten bütün alt koinleri bırakacağım e, almanız için. E, Gala arkadaşlar, Gala Binance sayısına sonra şu şekilde bir akümle süreci yaşadı. Ondan sonra bir, e, kacim, burada e, balinalar mal topladıktan sonra koyun şu şekilde kaldırdılar. İnanılmaz bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Hani e, %846'lık bir yükseliş yaptı çok kısa bir sürede. Ondan sonra akümle olma sürecine oturdu. E, zaten Bitcoin düşülebildi. Burası Fibonacci 0 seviyesiydi. Buradan bir akümle olma sürecini oluştu, e, oluşturdu arkadaşlar. Buradan mal toplama sürecine girdikten sonra zaten Bitcoin döndüğünde arkadaşlar ilk deneyeceği yer 84 sen seviyesi diyebilirim yani ATH'ı. E, aşı. formasyonundaki ilk hedef 1 dolar 31 cent diyebilirim de arkadaşlar bu coin gerçekten iyi bir proje. Hani ilk hedefi 5 dolar diyebiliriz galada. Kendi adını zaten çok duyurdu yükselişte. şu şekilde bu play turn projesi arkadaşlar. E, oyun oynuyorsunuz para kazanıyorsunuz. E, bir sürü oyunu var şu şekilde bakmak gerekirse. Oyunları da gerçekten kaliteli yani ileride inanılmaz. E, Hype'lar yapabilecek oyunlar arkadaşlar. Token kazanıyorsunuz. Token'ı satıyorsunuz. E, Ondan sonra işte dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Fiyat paraya çeviriyorsunuz. Şu şekilde zaten her projeyi detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Gerçekten hepsi çok iyi projeler. Ee, hani Galada da bu, bu şekilde arkadaşlar. Hani Teknik analizini bu videolarda yapmıyoruz. Her, e, sürekli zaten altcoin'lerin teknik analizini yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoda temel analizinden konuşuyoruz ve sepet olarak yapıyoruz. E, sepet mantığı da zaten hani bir coin e, düşse yani bütün e, yumurtaları aynı sepete koymamızın sebebi de arkadaşlar. E, sepet mantığı da şu şekildedir bir tanesi düşsün, üçü yükselsin o üçü bir tanesinin parasını çıkarıp e, kâra geçirir veya tam tersi üçü düşsün bir tanesi çok yükselsin güzel bir yükseliş yapsın e, o üçün e, zararını çıkartır artık kâra geçirir arkadaşlar ama bir tane koyun bütün tüm parayı yatırırsanız o düşerse bütün paranız kaybeder ve yükselişlerde hem zararda oturmak zorunda kalırsınız hem de yükselişleri kaçırırsınız arkadaşlar o yüzden sepet mantığı kesinlikle yapılması gerekiyor ama benim buradaki e, favori projem arkadaşlar ya aslında hepsi çok iyi ama e, Raka ve Kripto Moon arkadaşlar daha çok büyük yükselişler görmedi diyebiliriz. de gelmedi. Bu ikisini yani kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Zaten Raka'yı e, Türk yatırımcısı çok seviyor arkadaşlar. E Galada durum bu şekilde. Bitcoin düştüğü için arkadaşlar Galada zaten güzel alım bölgesinde. Bir düşen trendin sonuna gelmiş. Artık kırılım gelecek arkadaşlar. Kırmayı deniyor. Zaten kırılım geldiğinde bir tepki yükselişi yapar. Şu şekilde bir 54 cent'e kadar bir yükseliş gelebilir. Tabii ki uzun vade tutuyoruz arkadaşlar. Hani Bitcoin dönünce zaten kaldırırlar koyun hacim girmeye devam eder. E, son projemiz arkadaşlar Mana. Hani Mana zaten kendini kanıtlamış bir proje. Hani e, Facebook ismini Meta yaptıktan sonra arkadaşlar şu şekilde bakmak gerekirse bir Mana'ya. Facebook ismini Meta yaptıktan sonra inanılmaz yükseliş e, gösterdi şu şekilde arkadaşlar. Hani e, bir bakalım. Arkadaşlar şu şekilde %700'lük bir yükseliş yaptı. Coin listelendikten sonra hani e, 0.4 eee şu şekilde hani 1 sen 10 cent de falan arkadaşlar listelendi. Ondan sonra e, şu şekilde 1 dolar 74 sen seviyesine kadar bir yükseliş gösterdi. Burada bir e, arkadaşlar Fibonacci sıfır seviyesine ulaştı. Ondan sonra da akümle olma süreci. Ondan sonra tekrar yükseliş. Burada da bir akümle olma süreci yaşıyor arkadaşlar. Aynı buradaki gibi. Bana inanılmaz iyi bir proje zaten. Hani kendini kanıtlamış bir proje arsa alanında arkadaşlar. E, şöyle düşünün. E, İstanbul'dan arsa alıyormuşsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Gerçekten bu durum böyle. Milyon dolarlık arsa yatırımları al, alıyor bana. Hani... E, milyon dolarlık şirketler yatırım yapıyor Metaverse alanına. Mana da bunlardan birisi. Şu an güzel alım bölgesinde diyebiliriz. Zaten arkadaşlar Bitcoin döndüğü zaman bu altcoin'lerin hepsi yürüyecek. İnanılmaz hacimler girecek. 2022 Metaverse yılı olacak. Bu yüzden Metaverse altcoin sepeti yapıyoruz. Bütün hacim, hacimi Metaverse diyecek arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Meme token'lar, meme coin'ler arkadaşlar, e, yeni çıktığı zaman bütün hacmi onlar yedi ya. Diğer altcoin'ler yükselmemişti hani. Hiç hacim yememişti arkadaşlar. Yeteri kadar yükselememişti. Şimdi de yeni metaverse yapacak. Bütün hacmi metaverse coin'leri yiyecek. Diğer e, altcoin'ler yerinde sayacak arkadaşlar. Büyük yükselişler yapamayacak. Yani en kötü metaverse coin'i bile hani e, güzel yükselişler yapacak ama tabii ki biz en iyilerini seçmeye çalışıyoruz. En yüksek potansiyelli en çok e, yükseliş yapacak coin seçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ya bir sonraki e, coinimiz de zaten manaydı arkadaşlar. Bana dediğim gibi hani uzun vade elinde tutulması gereken bir proje kesinlikle arkadaşlar. Şu 4 coin de hani Raka'da, CryptoMoon'da, Gala'da, da arkadaşlar uzun süre elinize tutmanız gereken bir e, proje bunların hepsi. Zaten hani bakın listelendiği zaman 23 Ağustos'ta listelenmiş. Ondan sonra bu şekilde %700'lük bir yükseliş yapmış. E, 22 sente kadar bir yükseliş gelmiş. E, yeterli bir yükseliş değil arkadaşlar tabii ki. Arzı da az. Hani hiçbir borsada da listelenmiyor. Kripto borsa listelenmeleri gelse kripto uçar arkadaşlar. Kimse tutamaz. 10 dolar ilk hedefi diyebilirim kripto moonu. Ya 5 dolar. 5 dolardı bir psikolojik 1 dolardı bir psikolojik direnç olarak bir akümül olma sürecine oturur. Ondan sonra arkadaşlar 5 dolar ve 10 dolar diyebiliriz kripto moonu. Durum bu şekilde. Zaten arkadaşlar bir önceki sepetteki altcoin'ler gitti. Hani Silus en çok market bu durumdayken %80'lik bir yükseliş yaptı. İnanılmaz bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Şu an markette en çok yükselen coin Sidus herhalde. Çok iyi bir proje zaten. Dediğim gibi onu da izleyebilirsiniz. Sürekli altcoin analizi yapıyoruz arkadaşlar zaten canlı yayınlarda, videolarda. Videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.